Manisa TV ekranından herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, dünyadan, Türkiye'den ve Manisa'dan gelişmelerle bu akşamda karşınızdayız. Sevgili seyircilerimiz, İstanbul'da konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilgili açıklamalarda bulundu. NATO'yu eleştiren Erdoğan, sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli, NATO daha kararlı bir adım atmalıydı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cami çıkışında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan'ın gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı vardı. Rusya'nın askeri harekatı üzerinden NATO'yu eleştiren Erdoğan daha kararlı bir adım atmalıydı şeklinde konuştu. Bizim bugüne kadar NATO'nun tavrıyla alakalı tavrımız biliyorsunuz çok net açıktı. Yani sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Genel Sekreter Stoltenberg'le yaptığımız net görüşmelerimiz var. Ve bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı onlara da iletmiştik. Erdoğan, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi hakkında da bilgiler verdi. Hava taşımacılığı güvenli değil, tahliyeler karadan yapılıyor dedi. Gerek büyükelçiliğimiz, gerek başkonsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Tabii hava taşımacılığı noktasında şu anda durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini gerek büyükelçiliğimiz, gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar ve bu konuda da oradaki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin büyükelçilik ve başkonsolosluğa müracaat etmek suretiyle iletişimi kurmaları konusunda açıklamalarımızı yaptık. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği ve Batı'nın Rusya karşısında kararlı bir duruş sergileyemediğini de sözlerine ekledi. Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Tabii bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Yani ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız veyahut da attığınız bir adım var mı? Buna baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok. Bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir yani adeta Karagöz Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Ve bu konuda da bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor. Sevgili seyircilerimiz, Türk Hava Yolları Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov kentinde düzenlenecek seferleri iptal etti. Türk Hava Yolları Ukrayna'nın ardından 3 ülkeye daha seferlerini iptal etti. Türk Hava Yolları haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada 2 Mart tarihine kadar Rostov'na Donu çıkışlı varışlı uçuşlar, 26 Şubat'a kadar Belarus çıkışlı varışlı seferlerle 4 Mart'a kadar Moldova çıkışlı varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir denildi. Açıklamada Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle 25-26 Şubat tarihli Ukrayna çıkışlı ve varışlı uçuşlarında iptal edildiği duyuruldu. İran kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesiyle Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele hem yurt içinde hem de yurt dışında tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terörle mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. Açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristle Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Yine ülke gündemiyle devam edelim. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 37.713 personelle 10.945 noktada düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Operasyonda 25 organizatör ve 1.474 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı Taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 24 Şubat tarihinde 37.713 personel ve 608 dedektör köpeği ile 10.945 noktada düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı. Düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulamasında 7.503 metruk bina, 12.427 umuma açık yer, 416 terminal ve 4.243 diğer yerler olmak üzere toplam 24.589 yer kontrol edildi. 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatörün gözaltına alındığı uygulamada 1.474 düzensiz göçmen yakalandı. ...51'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 932 aranan şahıs tespit edildi. Uygulamada 10 kamyon, kamyonet, otobüs ve otomobilin düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilirken... ...ayrıca 5 adet sahte pasaport, 11 adet sahte kimlik, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1158 adet mermi, 1 adet kesici delici alet, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Sağlıktan bir haberle devam edelim. Şimdi de vatandaşlar yerli aşı Türkovak'a büyük ilgi gösteriyor sevgili seyircilerimiz. Enfeksiyon hastalıkları klinik mikrobiyoloji uzmanı Doktor Ayşen Kılınç Toker, yerli koronavirüs aşısı Türkovak uygulanan vatandaşlardan olumsuz hiçbir dönüşün gelmediğini söyledi. Hanımefendi, bu Mustafa Uzun aşısına yapılacak. Özellikle inaktif aşılar içerisinde en net tercih edilen aşımız Türkovak şu anda. Kayseri'nin geliştirdiği aşı olduğu için vatandaşlarımız aşısına sahip çıkıyor. Türkiye'de yerli koronavirüs aşısı Türkovak'a yoğun ilgi var. Aşı olmak isteyenlerin çoğunluğu Türkovak'ı tercih ediyor. Bir yanlışlık var mı? Uzmanlar yerli aşı Türkovak tercih eden vatandaşlardan olumsuz bir dönüş almadıklarını dile getiriyor. Aşıyla ilgili yan etkiler, geri dönüşlerle ilgili hiç olumsuz bir yanıt almadık. Aşısına olan kişilerin koruyuculuk ve hastalık geçirme durumu da şu an için diğer aşılarla benzer şekilde iyi gidiyor. Bu hafta itibariyle 16-18 yaş grubuna da Türkovak uygulanmaya başlandığını kaydeden Toker, bu yaş grubundan da talebin çok fazla olduğunu belirtiyor. Bu hafta itibariyle 18 yaş altı, 18-16 yaş grubuna da Türkovak uygulamaya başladık. Bu yaş grubundan da talepler fazla. Özellikle biz hani randevu sistemiyle çalışmaya çalışıyoruz aşı polikliniklerinde ama Türkovak için özellikle randevu fazla verilemediği için ve randevu bulunamadığı durumlar olabiliyor. O noktada da kişiler aşı birimimize uygun saatlerde başvurup randevuları olmasa dahi aşılarını olabilirler. Ve Manisa'dan haberlerle devam edelim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu. Selendi tarihinin en büyük yatırımının temelini atmak üzere ilçede bulunduğunu belirten Başkan Ergün, Kaymakam Yıldırım'a Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, çok sizleri sormak üzere gördük. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün SUKAP desteğiyle Selendi merkezde hayata geçireceği dev altyapı yatırımının temelini atmak üzere Selendi ilçesine giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe temasları kapsamında Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım'ı ziyaret etti. Başkan Ergün, Selendi'de Kaymakam Ali Yıldırım, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP İl Başkanı
Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, SİPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, MHP Selen İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Kaymakam Ali Yıldırım'ı ziyaret eden Başkan Ergün, Kaymakam Yıldırım'a Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 4 ciltlik 100. yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa isimli kitap serisini hediye etti. Emeklerimiz, Manisa'nın kurtuluşunu yangın döneminde geçen hadiseleri dilimizin genelindeki bütün o günün yaşanan şartlarını anlatıyor. Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden Kaymakam Yıldırım da Başkan Ergün'e el dokuması halı hediye etti. Pandemi nedeniyle bir süredir birebir ziyaretleri gerçekleştiremediklerini, ancak hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Ergün, vatandaşlarımızla tekrar buluşmaya Selendi ilçemizde başladık dedi. Dünyanın, ülkemizin yaşadığı sıkıntıları şükür biraz artık yavaş yavaş geride bırakmaya başladık. Ve bu süre içerisinde biraz tabii ki Manisa halkımızla uzak kaldık temaslar noktasında. Ancak sahada tabii ki hizmet bölümlerimiz her zaman ayak üstündeydi, onların yanındaydı. Bugün ilk defa hayırlısıyla ben zaten hep startı Selendi'den başlatırım. Bugün de yeni Selendi'den başlattık. Sağ olun. Her hafta bir ilçemizin inşallah ziyaretlerimizi yapacağız. Orada vatandaşımızla, muhtarlarımızla İnşallah birlikte olma fırsatını tekrar elde edeceğiz diye ümit ediyorum. Tabii ki değerli başkanımla her ay, ayda birkaç defa da olsa görüşme fırsatımız oluyor. Yani hizmetler geri kalmıyor. Elimizden geldiğince yine gereğini yapmaya çalışıyoruz. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım da yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz dedi. Hem ilçemize yaptığınız hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi olarak ve diğer kurumlar olarak ben teşekkürlerimi bir kez burada ifade edeyim. Sağ olsunlar, biz hem Sayın Başkanımızla, Belediye Başkanımızla, hem Büyükşehirimizin buradaki temsilci beyle, burada olmayan ya işte merkezde görüştüğümüz hem genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, genel sekreterimizle çok uyumlu, güzel bir çalışma içerisinde yapabiliriz. Evet. Sağ olsunlar, biz de Selendi'mizle, biz de hep destekliyorlar. Evet. Burada böyle herkes huzurunda da böyle bir ifade edeyim. Teşekkür ederiz. Siz de burada gördük bugün. Ekibimizle beraber çok da memnun olduk. Ayağınıza sağlık, çok sağ olun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi programı kapsamında 65 milyon lira yatırım bedeliyle ilçe merkezinin altyapısı ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Başkan Ergün temel atma töreninde 75 milyon lira yatırımla 530 bin metrekare üst yapı işini de hayata geçireceklerinin müjdelesini verdi. Selendili vatandaşlarla bu bilgiyi de paylaştı. Ve dualarla açıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Selendi programı kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme işiyle ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin temel atma töreni yapıldı. Razı ol Allah'ım. Razı ol Allah'ım. Törende Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, SİPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, yüklenici firma temsilcileri, mahalle muhtarları ve Selendili vatandaşlar yer aldı.
Allah'ın vermiş olduğun, bu lütfetmiş olduğun bu imkanlara sana şükranlarımızı ifade ediyoruz. Ya Rabbi yüce katında kabul eyle. Okunan dualar ve kurban kesiminin ardından kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Ve dualarla açıldı. Başkan Ergün, İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi'ye Milli Mücadele döneminde Manisa kitabını hediye etti. Başkanım çok teşekkür ederim. Kadim şehir Manisa'yı bu kadar kitaba sığdırmak zor. Ama ben inanıyorum ki çok güzel bilgiler var. Belgeler var. Ben teşekkür ederim. İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, temel atma töreninde yaptığı konuşmada yatırımın Manisa'ya ve Selendili vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Tesisimizi tamamlamayı planlıyoruz. Toplamda 700 gün süremiz var. Daha sonra adım tesisimizin de yaklaşık 1 yıllık bir işletme süreci var. Kısmet olursa 04.10.2024 tarihi itibariyle de tesisimizin tamamını hizmete almış olacağız. Tesisimiz tamamlanır, işletmeye alındığında daha konforlu bir yaşam alanı ve daha temiz bir çevre elde etmiş olacağız. Sayın konuklar, tesisimizin projesinde ve ihale sürecinde emeği geçen Genel Müdürüm Sayın Yusuf Büyük, yine Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürüm Ramazan Bey, Genel Müdür Yardımcımız Kadir Erman Bey ile kurumun ve MASKİ çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İl Bank olarak yapılan hizmetin sürdürülebilirliğini ön plana alarak inovatif düşüncelerle projeler geliştirilmekte ve halkımızın hizmetine sunulmaktadır. Günümüzde yapılan eserler yatırımlarda ancak bu şekilde inşa edildiği takdirde kalıcılığı sağlanabilecektir. Temel atma töreni öncesinde bir konuşma yapan Başkan Cengiz Ergün, Selendi Merkez'in altyapısının tamamen yenilendiğini belirtti. %50'si su kap kapsamında almış olduğumuz bu destekle ilçe merkezlerimize 37 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometrede içme suyu yağmur hattını inşallah yağmur suyu hattını döşemiş olacağız. Ayrıca evsel nitelikli atık su kirliliğine son vermek için de 10 bin kişilik nüfusa hitap edecek ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşaatını müteakiben başlamış olacak. Bu her iki yatırımında toplam maliyeti bugün fiyatlarıyla, yani ihale kapsamında yapılan fiyatlarla yaklaşık 65 milyon lira. İlçe merkezinde altyapı çalışmalarına müteakip, üst yapı çalışması da yapacaklarının müjdesini veren Başkan Ergün, 530 bin metrekarede üst yapı çalışması yapılacak ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaklaşık bugünün fiyatlarıyla 75 milyon TL bedelle ilçe merkezimize 530 bin metrekare kilit parke taş çalışması da yapılacak. Yani altyapıyı hem tamamladığınız gibi bunun da üst yapısının tamamlanması müteakiben arkasından gerçekleştirilecek. Yani bu yatırımı da eklediğimizde sadece bu iş için ilçe merkezimize tamı tamına tam 152 milyon liralık bugün bir yatırımın startını vermiş oluyoruz. Başkan Ergün, emeği geçenlere de teşekkürlerini iletti. Değerli MASKİ çalışanlarıma, başta genel müdürüm olmak üzere, ilgili kurumlarımızda, dairelerimizde çalışan, emeği geçen, projede, haritada her türlü katkıyı bizlere sağlayan çalışanlarıma, ondan sonra bölge müdürlüğümüze, başta Enver Bey ve tüm çalışanlarına, ondan sonra İller Bankası Genel Müdürümüz Yusuf Büyük Müdürüme ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a buradan Manisalılar adına, Selendililer adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve beraberindeki heyet çalışma alanını ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi ilçesinde AK Parti Selendi İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret etti. İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve partililer tarafından çiçekle karşılanan Başkan Ergün, partililere Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Selendi'ye kazandırılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Selendi ilçesinin en büyük yatırımlarından olan altyapı çalışmalarının temelini atmak üzere ilçeye giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe temasları kapsamında AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Ergün'e Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç da eşlik etti. AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve partililer tarafından çiçekle karşılanan Başkan Ergün, tüm partililerle tek tek selamlaşarak hayırlı günler temennisinde bulundu. Parti binasında partililerle bir araya gelen Başkan Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Manisa'ya hizmetlerin şehrin doğusundan başlayacağının sözünü vererek Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başladıklarını ve bu sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Cengiz Ergün, Selendi'ye kazandırılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu. Hayırlısıyla Selendi tarihinde bana göre yapılan en büyük yatırımlarından bir tanesinin temel atma töreni vesilesiyle bugün sizleri de ziyaret etme fırsatı bulduk. Tabii ki Allah devletimize zeval vermesin. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Genel Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere her zaman dün olduğu gibi bugün de Cumhur İttifakı'nın 2023 Haziran ayında yapılacak olan genel Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimleri için odaklanıldı. Ben bu yolda hizmet eden bütün başta büyüklerimiz olmak üzere bütün partili çalışanlarımıza, bütün emeği geçen kadınlarımıza, gençlik kollarına buradan başarılar diliyorum. Ziyareti nedeniyle Başkan Ergün ve beraberindekilere teşekkür eden AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar da Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçelerine kazandırılan hizmetlerden mutluluk duyduklarını dile getirdi. Allah razı olsun, ilçemizi de 17 ilçeden önde tutuyorsunuz. O yönden vatandaşlarımız adına da çok teşekkür ederiz. Sağ olasın, eksik olma. Başkan Ergün, ziyareti sonunda ilçe başkanı Kaçar'a fincan takımı ve 100. yılında Milli Mücadele döneminde Manisa isimli 4 ciltlik eseri armağan etti. Kaçar da Başkan Cengiz Ergün'e el dokuması halıyla yöresel ürünlerden oluşan bir sepet takdim etti. Kertme kilim. Evet. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi ilçe temasları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Selendi ilçe başkanlığını da ziyaret etti. Burada çiçeklerle karşılanan Başkan Ergün, teşkilat üyelerine Cumhur İttifakı'nda birleşme çağrısında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi ilçesi programında Milliyetçi Hareket Partisi Selendi ilçe başkanlığına ziyarette bulundu. MHP ilçe başkanı Mehmet Karabulut tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 4 ciltlik 100. yılında Milli Mücadele döneminde Manisa isimli kitap serisini ve fincan takımını hediye etti.
Başkan Ergün'e Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Öner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç da eşlik etti. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Karabulut, selamlama konuşmasında Başkan Ergün'ün rahmet ve bereketle ilçeye geldiğini söyledi. Bugün malum hava şartları bereketli olduğu gibi, Cengiz Başkan'ın da hizmetleri devamlı böyle bereketli olduğu gibi, yine bereketli bir günde geldi. Bu şeyde başkanıma hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, teşkilat üyelerine yönelik yaptığı konuşmasına şöyle başladı. Evimizdeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altındayız. 13 senedir bu süreci yaşamış olmaktan dolayı bu partinin bayrağını 13 senedir Manisa'nın semalarında, direklerinde dalgalandırdığım için çok mutlu olduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Allah herkesten razı olsun. Allah razı olsun. Başkan Ergün konuşmasında vatandaşların ve çevrenin sağlığını korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak amacıyla başlattıkları altyapı proje ve hizmetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Selendi tarihine bana göre geçecek en önemli yatırım noktasında baktığım ve insan sağlığı, çevre yaşamı, gelecek evlatlarımıza daha iyi bir Selendi bırakabilmek amacıyla bugün hem başlatmış olduğumuz altyapı, kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu yatırımlarıyla beraber buna müteakip atık su arıtma tesislerinde arıtmanın yapılacağını buradan bir kere daha ifade ediyorum. Doğayı korumamız açısından baktığınızda arıtma artık en önemli yatırımlarından bir tanesini ifade ediyor. O açıdan şu anda Manisa'da 19 tane arıtma tesisimizi biz işletme noktasında hizmetlerimizi bir fiil büyükşehir olmamıza müteakip yaklaşık 300 milyonun üzerinde bu arıtmalara yatırım yaparak iyileştirerek çalışmayan arıtmaları çalışır hale getirdik. Başkan Ergün konuşmasının devamında da teşkilat üyelerine Cumhur İttifakı'nda birleşme çağrısında bulundu. Öncelikle hedeflerimiz siyasetin içerisinde olmamız sebebiyle 2023 yılı Haziran ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimleri var. Bu seçimlere şimdiden Sayın Genel Başkanımızın da geçen hafta Ankara'da yapılan toplantılarda da verdiği mesaj gereği artık herkesin sahada bir fiil çalışma noktasında olması lazım. Tabii ki eksikler vardır. Tabii ki ekonomik sıkıntılar vardır. Tabii ki yaşamda artışlar, fiyat artışları vardır. Ama ülkenin birliğinin, beraberliğinin, bütünlüğünün bozulmaması açısından bana göre en önemli faktörlerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayabilmesi için bu ülkenin daha iyi geleceğe taşıyabilmemiz için Cumhur İttifakı'nın etrafında birleşmemiz, birlik ve bütünlük halinde hareket etmemiz gerektiğine inananlardanım. Ve bunun çabası ve gayreti içerisindeyim. Bütün sizler de bu işe gönül vermiş arkadaşlarım da herkes aynı şekilde çalışacağından hiç şüphem yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah yolumuzu açık etsin. Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş da Başkan Ergün'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Bir kez daha kendisine bugün ilçe ziyaretlerine Selen'den başlamasından ve bugün 100 milyonu aşkın kurban kesimi temel atmada 150 milyon civarı bir maliyetten bahsedilen altyapı ve üst yapı ile ilgili yatırımından dolayı bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Çünkü yapılan yatırımları bakıldığında Selen tarihimizde bayağı büyük bir yer tutmakta. O yüzden de bir kez daha sizler adına da kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii ki burada Milliyetçi Hareket Partili bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve şu an Cumhur İttifakı ile beraber, Cumhur İttifakı kadrolarıyla beraber
gerek ülke genelinde gerekse Manisa özelinde, ilçe özelinde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi temasları kapsamında vatandaşlarla da selamlaştı, esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. Esnaf gezisinde düzenlenen lokma hayrına katılan Başkan Ergün, Selendili çocukları da hediyeleriyle sevindirdi. Arada çay söyleyeyim burada. Temel atma töreni ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Selendi ilçesini ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçede vatandaşlarla selamlaştı, esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. Başkan Ergün'e Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP Başkanı Murat Öner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, SİPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç teşvik etti. Esnaf gezisinde düzenlenen lokma hayrına katılan ve vatandaşlara lokma dağıtan Başkan Ergün, daha sonra kendisini bekleyen Selendili miniklerle bir araya geldi. Çocuklara top ve kırtasiye seti armağan eden Başkan Ergün, onlarla günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi. Daha sonra esnaf ziyaretini sürdüren Başkan Ergün, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi. Başkan Ergün, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın eşi Ayçin Savaş'ı da iş yerinde ziyaret etti. Buradayız başkanım. Savaş'la bir süre sohbet eden Başkan Ergün, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nü de ziyaret etti. Büyükşehir ve MASKİ'nin Selendi'deki personeliyle bir araya geldi. Ziyarette Turpçu Mahalle Muhtarı Mehmet Ustacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan zeytin fidanlarından elde ettikleri ürünlerin yer aldığı bir sepeti Başkan Ergün'e hediye etti ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Başkan Ergün burada Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, personeller, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Ziyarette Başkan Ergün'e Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MHP İl Başkanı Murat Öner, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, SİPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç da eşlik etti. Ziyarette Çıkrıkçı Muhtarı Metin Başoğul, Başkan Ergün'e yıllardır sorun olan altyapı çalışmalarının tamamlanmasından dolayı teşekkürlerini ileterek çiçek takdim ederken, Turpçu Mahalle Muhtarı Mehmet Ustacı ise Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan zeytin fidanlarından elde ettiği ürünlerin yer aldığı bir sepeti Başkan Ergün'e hediye etti. Görmüş olduğunuz fidanların meyvelerini biz tattık. Öyle mi? Ne mutlu. Yeni mahsul bunlar? Evet, yeni mahsul. Maşallah. Yalnız. Bütçemize vermiş olduk. Kırma bu. Siyahta. Maşallah. Fasulye de kendimize, mahallemize özgü olan kuru fasulyemiz. Allah razı olsun. Ne güzel, ne mutlu işte. Yağımızdan en büyük mutluluk bu. Aynı şekilde yağımızda, mahallemizde oluşan tatmanızı ve Allah razı olsun. Çok sağ ol. Sağ olasın. Vermiş olduğunuz desteklerde meyve üzerine olarak. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Sağ ol başkanım. Oğlum kahvaltımıza... Ben ya, zeytini daha güzel olur. Bizim yörede zeytin... Bizim yöremizde zeytin daha güzel olduğu için. Sağ Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah kabul etsin. Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, burada Başkan Ergün'e Selendi ilçesine yapılan hizmetler hakkında kısa bir sunum yaptı. Nurullah Başkan'la istişare halindeyiz. Nasip olursa bizzat talimatlarınızla şantiyemizin temelini attıktan sonra biz sıkıntılarımızın gideceğini düşünmekteyiz. Sorunları elimizden geldiği kadar imkanlar dahilinde peyderpey çözmeye çalışıyoruz Sayın Başkanım.
Turpçu Mahalle Muhtarı Mehmet Ustacı, mahalle halkının da verilen destekten memnun olduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti. Cengiz Başkanım bizim mahallemize kırsal kalkınmadan vermiş olduğu fidan desteğinden dolayı zeytinlerimiz oluştu. Cengiz Başkanımıza da biz konuda ikram etmek ve tatmasını istedik. Vermiş olduğu meyvelerden emeği geçtiği için teşekkür mahiyetinde bir sepetimiz vardı. Kabul ettiği için Allah razı olsun Cengiz Başkanımızdan. Sağ olsun, var olsun. İyi ki var. Mahalleli memnun mu peki bu kırsal hizmetten? Kırsal hizmetten memnun. Nasıl memnun? Biraz daha meyve fidanlarını geliştirirse, biz zeytinci olan bir mahalleyiz. Turpçu Mahallesi olarak zeytinimiz de meşhur. Bu konuda teşekkür ederim. Memnun mahalleli. Cengiz Başkanı'ndan iyi ki var Cengiz Başkanım. Sağ ol, var ol. Ve yine Selendi'deyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi ilçe programında Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı makamında ziyaret etti. Belediyede Selendi'ye yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan projeler üzerine sunum yapıldı. İlçeye yapılan hizmetler için teşekkür eden Başkan Savaş, istek ve taleplerini de dile getirdi. Başkan Ergün, Selendi'ye hizmetler devam edecek dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi ilçe ziyaretinde Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı makamında ziyaret etti. Selendi Belediyesi girişinde çiçeklerle karşılanan Başkan Ergün, Selendi Belediyesi personeliyle selamlaştı. Çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaret sırasında üzerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın yer aldığı doğum günü pastası kesildi. Başkan Ergün, Nurullah Savaş'a ziyaretinde 4 ciltlik 100. yılında Milli Mücadele döneminde Manisa isimli kitap serisini ve fincan takımı hediye ederken, Nurullah Savaş da Başkan Ergün'e Selendi ilçesine özgü yöresel ürünlerin yer aldığı hediyelerden takdim etti. Nurullah Savaş yaptığı konuşmasında 2009 yılı itibariyle hizmet yolculuğuna başladığını hatırlatarak Başkan Cengiz Ergün'le uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi. Burada 2009 yılı itibariyle başlayan bir hizmet yolculuğu. Hizmet yolculuğunda o zaman Büyükşehir değildi ama biz Cengiz Başkanımızla el ele verip Büyükşehir olmamasına rağmen, Büyükşehir'in mücavir alan dışında kalmasına rağmen yine Selendi'mizde yollarla ilgili, asfaltlarla ilgili ve ana caddelerle ilgili belli çalışmaları gerçekleştirdik. Daha sonra da 2014 yılı, 2012 yılındaki Büyükşehir yasasından sonra 2014 yılında artık birlikte fiilen Büyükşehir ve Büyükşehir'le beraber de bizim 57 mahallemizde artık Büyükşehir'in sorumluluk sahasına girmiş oldu. Ve burada yine uyumlu, olumlu, güzel bir çalışma oldu. Burada 27 Mart 2014 yılında yaptığımız, o zaman eski meydanda Sayın Başkanımla seçim otobüsünün üzerinden hizmete Manisa'nın en doğusundan başlanacak, Selen'den başlanacak sözünü vermişti. O sözü de sağ olsun ilk olarak, hiç hatıraların hep bir araya geldiğimizde belli dönemlerde yad ettiğimiz bir Çampınar ziyaretimiz vardı. Seçim gecesinde gecenin saat 12'si ve hatta belki de 12'yi geçerdi. Traktör römorkunda çayın üzerinden geçtik. Kahvede saat 1'de konuşuyorduk. Ve geçerken başkanım dedim, bir daha gelinceye kadar köprü yapmasak traktörü de vermezler. O zaman yolda kalırız dedik. Ve sağ olsun başkanım da tabii ki Büyükşehir'den sonraki ilk yatırım olarak Çampınar Köprüsü, akabinde işte Eskin Köprüleri ve diğer yatırımları hayata geçirdim. Selendili hemşerilerimizin hizmetine sunulan projeler, büyük projelerle ilgili Sayın Başkanımızın 24 saat esaslı özveriyle çalıştığı, çünkü geç saatlerde de görüştüğümüz, geç saatlerde de paylaştığımız konular oldu. Kendisine bir kez daha burada teşekkür ediyorum. Başkan Savaş'ın konuşması sonrasında Selendi'ye yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan projeler üzerine sunum yapıldı. Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş da istek ve taleplerini dile getirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın konuşması sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Selendi ilçesine hizmetlerin imkanlar dahilinde devam edeceğini belirterek, geçen sene 1313 kilometre asfalt attık, 300 milyona yakın para harcadık, asfalt programı hazırlığımız tüm hızıyla devam ediyor. Maliyet hesaplarına göre planlama yaparak Selendi ilçemize hizmete devam edeceğiz dedi. Başkan Cengiz Ergün'e ziyaret sırasında Yeşil Mahalle Muhtarı Mithat Altınbaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Muhtar çakmağı hediye etti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendi ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İlçeye yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veren ve taleplerini dinleyen Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilçeye toplamda 335 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi. Selendimiz değişti ve gelişti. Daha modern bir Selendi için yatırımlarımıza ve hizmetlerimize devam ediyoruz dedi. Manisa'mızın Büyükşehir Efsane Başkanı Sayın Cengiz Ergün, Yörükler Diyarı Selendimize hoş geldiniz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Selendili muhtarlarla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Nazmi Gürcan Gençlik Merkezi toplantı salonunda bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir yaptı. Demir, yatırım ve hizmetleri nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti. Manisa'mızın Büyükşehir Efsane Başkanı Sayın Cengiz Ergün, Yörükler Diyarı Selendimize hoş geldiniz. 2014 yılından bu yana hız kesmeden devam eden, saymakla bitmeyen hizmetleriniz için şahsınıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağ olun, var olun Sayın Başkanım. Demir'in konuşmasının ardından söz alan Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş da 2009 yılından bu yana Selendi'ye hizmet etmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtirken, Manisa'nın büyük şehir olmasıyla birlikte hizmetlerin Manisa'nın doğusundan başlayacağı sözü veren, bu sözünü tutan Başkan Ergün'le birlikte çalışmanın gurur verici olduğunu dile getirdi. Bu salonda böyle güzide insanlarla bir toplantıyı gerçekleştirmenin hazzını, mutluluğunu yaşıyorum. Bir kez daha başkanıma buradan teşekkürlerimi arz ediyorum. 2009 yılından beri devam eden bir yol arkadaşlığımız var. Bir kader birliğimiz var Cengiz Başkanım'la. Manisa genelinde en uzun soluklu birlikte el ele çalıştığımız iki belediye başkanıyız. Ve gücümüzü, güvencimizi Sayın Başkan'dan alıyoruz. Çünkü 2014 öncesi, 2012 yılı Aralık ayında Büyükşehir Yasası yasalaşmadan önce bile ilçemizle ilgili gerek Yıldız, gerek Bekir Ağlar, İnce mahallelerindeki yolla ilgili dokunuşlar, asfaltlama çalışmaları, gerek merkezdeki ana arterlerdeki çalışmaları Manisa Belediyesi döneminde destek vermişti. Tabii ki Büyükşehir'den sonraki verilen destekler sizlerin adına, ilçem adına, şahsım adına, Sayın Başkanıma bir kez daha ilçemizi şereflendirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Savaş, hizmetlerin devam ettiğini belirterek yeni dönemde de yine Selendi'nin hem Manisa Büyükşehir Belediyesi hem Selendi Belediyesi hem de MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından güzel hizmetlerle taçlandırılacağını ifade etti. Emeği geçen herkese bir kez daha başta Büyükşehir Belediye Başkanı, üst yönetimi, daire başkanları ve en üst noktada çalışan işçisine kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Son olarak kürsüye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün davet edildi. Covid-19 salgını ve bu salgının getirdiği sosyal, ekonomik ve sağlıkla ilgili sorunların herkese zor günler yaşattığını belirten Başkan Ergün, pandemi hizmetlerimizi durdurmadı dedi. Bu olumsuzluklara rağmen her zaman vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olduk. Hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. Pandemiye ve ekonomik sıkıntılara rağmen sadece geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediye'miz 657 milyon lira, MASKİ Genel Müdürlüğümüz ise 235 milyon lirasını il genelindeki yatırımlara harcadı. 2014 yılından bugüne kadar ise yaklaşık 5 milyar Türk liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Manisa'mıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Selendi'nin Manisa merkezine uzak olmasına rağmen gönlünün hep baş köşesinde olan ilçelerin başında geldiğini ifade eden Ergün, Selendi'mizin güzelliğine güzellik kattık dedi. Selendi'miz şehrimizin merkezine uzak kalmasına rağmen gönlümün hep baş köşesinde olan ilçelerimizin başında geliyor. Şu ana kadar burada da Nurullah Başkanım ile sizlerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri ve yatırımları hayata geçirmek için canla başla çalıştık ve çalışmaya da inşallah devam edeceğiz. Hatırlarsanız 2014 seçimleri öncesinde bir söz vermiştim.
Hizmetler Manisa'nın doğusundan başlayacak demiştim. Bugün hamdolsun geriye dönüp baktığımda Selendimizin güzelliğine güzellik katmış olmanın gururu ve mutluluğuyla bugün karşınızdayım. Altyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda 110 bin metrekarede üst yapı işi yapmıştık. Bu yatırımın maliyeti o günün şartlarında yaklaşık 12 milyon TL'ydi. İlçemizdeki yatırımlarımızı %50'si SUKAP tarafından hibe desteğiyle hayata geçiriyoruz. Bu yatırımların toplam bugünkü fiyatlarla maliyeti 65 milyon TL'dir. Altyapı çalışmalarımızın sonrasında ise, yani altyapıları bitirdikten sonra Büyükşehir Belediyesi olarak da 75 milyon TL bedelle ilçe merkezimize 530 bin metrekare kilit parke taş çalışması ayrıyetten yapılacak. Yani Büyükşehir ve MASKİ tarafından yapılan bu yatırımların toplam maliyeti de tam 140 milyon TL'ye ulaşıyor bugünün fiyatlarıyla. Daha önceki altyapı çalışmalarını da eklediğimizde sadece Selendi merkezimize altıyla üstüyle tam tamına 152 milyon liralık bir yatırım yapmış oluyoruz. Selendi'mize hayırlı, uğurlu olsun, helali, hoş olsun. Başkan Ergün sözlerini Miraç Kandili'ni kutlayarak noktaladı. Selendi'mizi altyapısıyla, üst yapısıyla sorunlarından kurtulmuş, geleceğe güvenle bakan bir ilçe haline getirmek için çalışmaya, ter dökmeye devam edeceğiz. Allah hiçbirimizi, hemşehrilerimize hizmet yolunda utandırmasın. Sözlerimi noktalarken pazar günü Allah nasip ederse idrak edeceğimiz Miraç Kandilinizi de şimdiden kutluyorum. Mübarek üç ayların ve kandillerin Selendi'mize, Manisa'mıza, ülkemize ve milletimize bolluk, bereket ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Konuşmaların ardından muhtarlar tek tek söz alarak hem yapılan hizmetler nedeniyle teşekkürlerini iletti hem de mahalleleriyle ilgili taleplerini dile getirdi. Evet. Mahallemize devam eden altyapı çalışması var. Çok amaçlı düğün salonumuz devam ediyor. Akabinde sulama kanalımız bir kısmı bitti. Diğer kısmı da inşallah bitirilecek. Ben bütün bunlar adına Yeşil Mahallemizden size sevgiler, saygılar, şükranlarını getirdim. Çünkü Selendi'de en güzel yatırımlardan bir tanesi bizim Çamlılar Köprüsü'ydü. Çamlılar Köprüsü 40 yıllık bir özlemimizi bizim. Biliyorum. Allah sizlere razı olsun. Allah size. Çamlılar'ın size selamını getirdim. Çok teşekkür ederim. Muhtarları dikkatle dinleyen ve taleplerini bizzat notları arasına alan Başkan Ergün, toplantıya katılan tüm muhtarlara teşekkür etti. Toplantı, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle son buldu. Başkan Ergün muhtarlara 100. yılında Milli Mücadele döneminde Manisa adlı 4 ciltlik eserden de hediye etti. Sevgili seyircilerimiz, dünyanın en önemli mimarları arasında gösterilen Mimar Sinan'ın Ege bölgesindeki tek eseri olan Manisa Muradiye Camii'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. 437 yıllık cami cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla açılan cami birçok özelliğiyle de dikkat çekti. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Sultan Camii ile karşılıklı olarak inşa edilen Muradiye Camii, yaklaşık bir yıllık restorasyon çalışmasının ardından cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. İtibaren varsa sendendir ya Resulallah. Mimar Sinan'ın Ege bölgesindeki tek eseri olma özelliği taşıyan cami, deprem terazileri ve giriş kapısının üstündeki baykuş figürleriyle dikkati çekiyor. Hünkar mafiline de sahip olan cami, medrese, hama, sıbyan mektebi ve kütüphaneden oluşan bir külliyenin içinde yer alıyor.
Yaklaşık bir yıllık aranın ardından yeniden ibadete açılan camide, cuma namazı öncesi düzenlenen programda Muradiye Camii İmam Hatibi Hamza Acarkan, Hatune Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban, Sultan Camii İmam Hatibi Ömer Faruk Altınağ, Yunus Emre Meydan Camisi İmam Hatibi Osman Akkış, Sultan Camii İmam Hatibi Salih Yıldırım tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, ilahiler ve kasideler okundu. Muradiye Camii'ndeki programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Hayşin Bilir, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatan uğruna, millet uğruna şehit olan askerlerimiz, polislerimiz, bütün şehitlerimizin ruhlarına hediye edip ikram edip bahsedeyle bir külliye şeklinde inşa edilen Muradiye Camii, 3. Murat adına 1583-1592 yılları arasında yaptırıldı. Külliye, cami, medrese, imarethane ve dükkanlardan oluşuyor. Projesi Mimar Sinan'a ait olan külliyenin inşası Mimar Mahmut Ağa tarafından başlatılmış ve ölümü üzerine Mimar Mehmet Ağa tarafından tamamlanmış. İki minareli olarak yapılan cami 1585 yılında tamamlanırken Mimar Sinan'ın Ege bölgesindeki tek eseri olarak dikkati çekiyor. Sevgili seyircilerimiz, Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grup Şampiyonası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Yeşil beyazlı judocular şampiyonadan 6 madalyayla Manisa'ya döndü. Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Grup Şampiyonası Eskişehir ilinde yapıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı da mücadele etti. Yeşil beyazlı judocular şampiyonada adeta yıldız gibi parıldadı. 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judo takımında dereceye giren sporcular, Yozgat ilinde düzenlenecek olan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil edecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Orhan Haşim Elmalı, şampiyonada dereceye giren yeşil beyazlı judocuları ve antrenörleri kutlayarak Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda da başarılar diledi. Sevgili seyircilerimiz, bu akşam da Manisa TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Bültenimizin hemen ardından dünyadan gelişmelerin yer aldığı dünya turumuz ekranlarınızda olacak. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.